Sakın ama sakın bu tarz dizileri izleyenlere söylüyormuşum gibi algılamayın. Tamamen kendi özelimde konuşuyorum. Özellikle yaz dizilerini izlerken kendimi tavuk gibi hissediyorum. Hı, bildiğiniz tavuk. Ama gezeninden de değil. Böyle hani çiftliklerde yan yana duran, önüne ne konursa yiyen ve her defasında da önüne aynı şey konulan bir tavuk gibi hissediyorum. Dediğim gibi yani tamamen kendi hislerime mukabil. Yani o bu şu bilmem ama ben şimdi bir tavuk olmadığımı anlatmaya çalıştığım bu kanalda bu çiftlik düzenine bir kez daha ses çıkaracağım. Çünkü şimdi bahsedeceğim dizide de küvette deliye doğru çekilen saç teli gibi bir Sion'un yanına doğru çekilen en şapşiğinden ponçik bir kızın hikayesi var. Baht oyunu Yakışıklı ve yalnız bir Sion, bir başka daha az yakışıklı erkek ve bir fincan kahve, o kahvenin üzerine döküldüğü gömlek, dolayısıyla çıplak erkek üstü ve o çıplak erkek üstüyle aynı yerde kilitli kalan güzel kız, temizlik, sosyal mesafe ve kapanış. Bir yaz dizisini izlemeden içinde ne olduğunu, ne anlatıldığını ve hatta nasıl biteceğini bilmeyi ama yine de izlemeyi sadece tek bir şeyle anlatabiliriz sanırım. Bizim millet dizi değil, tipi izliyor. O halde bu kanaldan size bir dev hizmet daha. Bir kanal var. Allah sizi inandırsın. Fashion TV. Yok videonun sponsoru falan değil. Tipse tip, yürümekse yürümek. Sakarlıksa sakarlık ondan. Ha keyif aldığınız dekolteli kızlardan sıkılmış dekoreli şirket sahibi zengin adamların fakir kızları aşağılamasıysa ben diziye devam edeyim. Bu dizide de kızımız üniversitede okurken Arnavutluk'tan gelen bu çocuğa aşık oluyor. Çocuk da Türk vatandaş olabilmek için üniversitedeki kızların yanına gidip bu mavi gözlerle evlenmek isteyen var mı diye soruyor. Kız da sanki olan kantinden çay isteyen var mı demiş gibi atlıyor. Ben seninle evlenirim. Ve evleniyorlar. Çocuk da kızın sayesinde 3 yıl sonra Türk vatandaşı oluyor. Ama Türk vatandaşlığını kendisi sayesinde alan kocasının Türk dilini de başka bir kızdan almasına şahit olan kızımız tam arabasıyla onlara çarpacakken fren yapıyor ve çat. Zaten sigortalı işçiyle fakir yaz dizisinin tadı çıkmaz. Yok mu şöyle bir spor arabalı CEO babasının lafını takmaz dediğimiz anda yine dudaklar çarpışsın diye önce tamponlar çarpışıyor. Sizin ilk tutan yaz dizisinin kalıbını almış copy paste furyacı zihniyetinizin kaleminin mürekkebinin hatta klavyenizin tuş takımının nasıl yapıldığını anlatsam inanın sonunu daha çok merak ederlerdi. Neyse, saatte 10 kilometre hızla giden arkasından çarpılan arabada kafasını öne vurup bayılmayı başaran kızımız kurtarıcısının kollarında hastaneye, oradan da eve gidiyor. Ha yok, bu Netflix dizisi olmadığı için adam çıkıp gidiyor. Ama bu ikilinin ilk tanıştığı yer orası değil. Pandemi döneminde nasılsa restoranlar kapalı biz de ucuza kapatırız mantığıyla. Restoranlarda çekilmeye başlanan yaz dizilerimizin bu örneğinde de kızımız garsonluk yapıyor. Terminatör'deki civa adamın civayı aldığı şirketin CEO'su gibi dursa da bir sosyal içerik platformunun sahibi olan erkeğimiz de bu platformda bir deney yapmak için internetten bir kızla tanışıyor. Kıza Erkeğin tek eşli olmaması gerektiğini ve buna karşı çıkarsa cezasının kesilip kadına şiddet uygulanabileceğini söylüyor. At avrat silah diyor. Ve bakın kız da ne cevap veriyor. Yanlış mıyım? Ha yok. ha yok hiç yanlış değilsin. Hatta bu zamana kadar gördüğüm en doğru insansın. Yani Türkçesi üstüme kuma da gelebilir dayak da yiyebilirim. Yeter ki yakışıklı ve zengin olsun değil cariyesi kölesi bile olabilirim. Ve dizide bunları görüp sinirlenen, aldatıldığını gözleriyle gören kız da kocasına şöyle diyor. Özür dilerim. Ya ben de makyaj yaparım. Ben de güzel güzel giyinirim. Topukluysa işte, topuklu ben de giyerim. Ne var bunda? Kimse kusura bakmasın da böyle aşkın kalıbına... <laughs> Daha sonra benimle evlenince dayak yiyebilirsin cümlesine Hay hay diyen kızımız bunun bir deney olduğunu öğrenince sinirlenip üzerine kahve dökmesin. Erkeğimiz de ceketinin önünü ilikleyip evine gitmek yerine tuvalette garson kıza erkeğin hası kuru gömlekle sarar kalın kasadlı şovunu sergilemesin mi? Ve bakın şu işe, restoranın erkekler tuvaletinde çamaşır suyuyla gömleğini yıkadı, yarısı giyinik adam, kızın, kocasının patronu çıkıyor. Hı, hmm, diyorum ya İstanbul zaten tuvalet kadar, içinde de degir mi, bir delik var, artık sormayın onun içinde de ne var. Neyse başrol kızımız onu aldatan kocası ona geri dönsün, onu tekrar beğensin diye aynı iş yerinde çalışmaya karar veriyor. Ve bu Sion'un yanına gidip iş isterken hay Allah yine kahve dökülmüyor mu? Üzerine kahve dökülünce Wolverine dönüşen Sion'da yapmamışlar mı? Yani kahve bahane lafı daha önce hiç bu kadar oturmamıştı. Her yaz ekranda erkek etiyle bir reyting savaşı. Sanki diziler değil de Nusret'le CZ'ne Burak kapışıyor gibi. Hı, hmm, i̇ki de tokat atıp tuzlayalım olsun bitsin. Bundan sonra da kahve yerine cappuccino dökeriz olur biter. Diyorum ya kesin böyle bilgisayar toplama sihirbazı gibi bir web sitesi var. Senaristler de oradan gidip toplama dizi yapıyorlar. Bir dakika peki şimdi kız bu kudret şova dayanıp nasıl hala öbür adama aşık olabiliyor derseniz. Çünkü kızın ailesi gizemli bir olayın etkisi altında. Ha, demek ki bir dizimizde artık en sonunda fantastik bir şeyler var değil mi? Neymiş o? Nazar. Kızın ailesindeki bütün kadınlar ilk aşık oldukları adamla evlenememişler. Bir daha da mutlu olamamışlar. Tabi şimdi hiç televizyon izlemeyenler anlamaz. Ben onlara net bir örnek daha göstereyim. Bakın bu bu sezonun yaz dizilerinden biri. Bu bir başka yaz dizisi. Bu da bir başka yaz dizisi. Üçü de aynı anda aynı sezonda yayında. Kızlarımızın hepsi markette ürün tadımcılığı yapmışken işte bunlar da aynı yaz dizilerinin CEO'ları. Bu sezondan izlediğim sadece 3 dizinin 3 erkek başrolü. Erkeğe beyaz atın yetmediği, bir de prens olmak zorunda olduğu bu dünyada demek ki hayal gücümüz bizi tek depoyla anca bu kadar götürüyor. Kışın şiddete uğrayan kadınlara, yazında evlenmek için bir holdinge uğrayan kızcağızlara maruz bırakan, aynılığın pençesindeki dizi sektörünün bu güzide eserinde de olduğu gibi. Diyorum ki acaba şöyle mi oluyor? Ha gözüm bir dizi çekeceğiz de senaryo lazım. Yalnız bir yazarın muhranları onu paranormal bir maceraya sürükleyecekti. Ha, ama bir haftada 150 dakikalık yazacaksın. Yakışıklı bir Sion'un kasları onu anormal kızlara götürecekti. Nazar Nazar Nazar